sınır kapıları açılsa gitmek ister misiniz başka ülkede çalışmak vesaire? Yani herhalde. Yani istemeyen yoktur diye düşünüyorum zaten. Hükümet değişse bir ümidiniz olur mu ülkeye dair? Yani birazcık ucundan da olsa belki kurtarırız diye düşünüyorum da. Hükümet değişmezse zaten herkes hani imkan oldukça giderler diye düşünüyorum. Sizin yaş grubunuzda böyle beraber konuştuğunuzda gençler hep çıkmak mı istiyor ülkeden? Evet, yani kalmak isteyen de malum parti tutuyan insanlar zaten. Onlar da biraz kör oluyor açıkçası. Umarım büyükler bu sözlerinizi duyar ve sizler için bir şeyler yaparlar. Yani duysalar herhalde kavga çıkardı yüksek ihtimal. İyi günler. İlk fırsatta isterim yani başka bir ülkeye gitmek. O kadar diyorsun. Bunun kadar. Altında ekonomik mi, psikolojik sebepler mi yatıyor dostum? Abi hem ekonomik hem bize kendi ülkemizin vermediği fırsatlar. Yani başkaları benim ülkemde yararlanırken ben de yararlanamayayım ki yani. Doğal olarak yani hem bir zihnim de kendi istiyorum, hem de bedenim de istiyorum artık. Evet. Farklı bir ülkeye gitsem orada daha rahat edebileceğine inanıyorum yani. Garsonluk bile yapsam daha rahat ederim ben orada. Peki dostum, seçimde hükümet değişirse umudunuz biraz yeşerir mi, yoksa yine de gider misin? Yeşerir. Eğer hükümet değişir ve benim istediğim taraf seçime galip gelirse kesinlikle ben ülkemden mutluyum zaten. Ülkemi de seviyorum. Ama ne yazık ki iktidarın sorunları yüzünden biz bu gençler olarak ülkede kalmak istemiyoruz. Etrafındaki gençlerin de çoğunluğu öyle mi düşünüyor kendi arkadaşlarımla? Abi benim arkadaşlarım dahil herkes öyle istiyor yani. Bizim tek sıkıntımız hükümetin başındakiler abi. Onun için pek bir sıkıntımız yok. Gençleri düşünmüyorlar abi. Gitmek ister misin başka ülkeye? Koşarak giderim. Uçarak giderim. Bu gitmenin sebebinin altında psikolojik mi, ekonomik sebepler mi daha ağır basıyor? Ekonomik, yani ekonominin kötü olması hiçbir şey yapamamız psikolojimizi de bozuyor. O yüzden de yani kaçarız gideriz. Elimde imkanım olsa zaten düşünüyorum yani gitmeyi. Seçim var biliyorsun. Seçimde aynı isimler değil de hükümet değişirse ümitlenir misin peki ülkeden? Yani zaten değişse bile hemen bir şeylerin değiştiğini düşünmüyorum. Birkaç yılda yani 5 yılda belki 10 yılda belki bir şeyler değişebilir. Ümidimiz var yani, bir şans. Aynı isimler kazanırsa peki? Herhalde kafamıza sıkarız ya. Kesin gideriz mi diyorsun? Valla. Kardeşim, sınır kapıları açılsa ülkeden gitmek ister misin çalışmak? Tabii ki. Yani bu ülkede abi gençler önünü göremiyor ya bu devirde. Yani ben mesela şu an üniversiteye daha 2 gün önce geçiş yaptım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yani üniversite mezunlarına bir bakıyorum, hepsi A101 BİM'de kasiyerlik yapıyor. Yani ben neden okuyayım ki şu an? Şu an benim bir elimde meslek var, elektrik. Yani onu yapıyorum, üniversite mezunlarından daha fazla para alıyorum. Yani öyle. Peki şunu sorayım sana, hükümet değişse... Evet. Gene fikrin aynı kalır mı, biraz ümidin yeşerir mi? Yani hükümetle de alakası var mı bu gençlerin gitmek istemesi? Abi şu an hükümetin gençlerin önünü açmıyor. Yani gençlere sağladığı bir fayda, bir gelecek vaadi yok yani. Öyle söyleyeyim. Dostum merhabalar. Merhaba. Sınır kapıları açılsa ülkeden gitmek ister misin? Gençlere soruyoruz da. Yani durumlar belli, asgari ücret alıyoruz. Yani direkt gideriz yani. Hükümet değişirse seçimlerde kalmaya dair umudun yeşerir mi, yoksa gene de ya hükümet misin? Değişse bile zaten bu ülkenin kaç senede toparlanacak? Yani hemen bir anda toparlanacak diye bir şey yok. 5-10 senesi var. Zaten biz gelmişiz 20-25 yaşına. 35-40 yaşında ev mi, araba mı alacağız? Düğün mü yapacağız? Zor. Etrafındaki arkadaşların geneli de senin gibi. Aynı evet, aynı. Herkes aynı. Herkes böyle. Peki hükümet bir daha aynı isimler kazanırsa ya olacak? Yani başka ülkenin mültecisi olacağız yani, ne yapalım? Umarım büyükler izler bunları. Teşekkür ederim kardeşim. Sınır kapısı açıldı, açılması demek. Piyangodan şuradan, piyangodan 1 milyonu vursam bu kadar heyecanlanmam. Bunun altında ekonomik mi, psikolojik mi en çok sebep? Baktığın abi, zaman gönlüne. Şimdi şöyle diyeyim. Hem psikolojikman bir sıkıntıya sokuyor. Gelecek kaygısı, o, bu, şu, ülkede eğitime verilen değer. Ekonomik de zaten, ekonominin durumu da ortada. Şimdi ekonomi de psikolojiyi bozuntuya sokuyor. Doğru. İkisi birleşince daha beter bir bozuntuya giriyorsun, anladın mı? Böyle bir, ne bileyim, bir kıyas durumuna zaten her türlü giriyorsun. Bakıyorsun millet neler yapıyor, alım gücü, o, bu, şu. Yani şu an şurada bir kahve içsem 15 liradan aşağı bir kahve içemiyorsun. Veya bir yemek yemeye kalksan dışarıda 15-20 liradan aşağı, 20'den aşağı hatta yemek yemiyorsun. 40 lira, 40 lira demek aylık 1200 demek. Ya her gün yapmazsın bunu da. Asgari ücret belli, yoksulluk sınırı belli, açlık sınırı belli. Kurak ve böyle iğrenç bir ülkede olsak neyse de üç tarafı denizlerle çevrili. Her dünyanın en güzel ülkelerinden birisi. Yani fındık üretimimiz bizde. Fındığımızı kendimiz üretiyoruz. Zeytinyağı mı da? Zeytinyağı, her şey. Bir bakın şimdi bir kilo fındık abi kaç para olmuş? Şimdi yalan söylemek gibi olmasın. Değişiyor da yani 70-80 liradan aşağıya kilosu yok. Peki şunu sorayım kardeşim. Önümüzdeki seçimde hükümet değişirse, muhalif partilerden yenen olursa ülkeye dair ümidin, umudun yeşerir mi? Yani bir yandan yeşerir ama şöyle söyleyeyim. Ben üniversite çağındayım.
ülkenin bu halden bir değişmesi demek en az gene bir 3-4 sene sürecek bir şey demek. Yani ben üniversitemi mesela şimdi yurt dışında olsam hiç böyle bir derdim olmaz. Ama gene de ülkenin düzelmesini beklemek, o bu şu yani gene de pek bir etkilemez. Gene de sınır kapısı açılsa direkt giderim. Senin etrafındaki arkadaşların senin yaş oranında geneli böyle mi düşünüyor? Yani 20 tane arkadaşımı arayayım şimdi burada. Hiç fark etmez, rehberden öyle klasik seçeyim. 20'si de aynı şeyi düşünür. Genel tüm çevrem hatta direkt böyle. Bu bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket biliyorsun değil mi? Evet. En büyük felaket. Atom bombası yesek bile önemli değil. İşte o yüzden bu kadar çok stres altındayız. Psikolojimiz o yüzden bu kadar çok bozuk. İzlesin büyükler de ders alsınlar. Bak gençleri ne hale düşürmüşler. Vallahi abi izleyin. Özellikle artı 60-65 yaz. Cebinden telefonunu çıkar diyen dayılara gelsin. Gitmek ister misin ülkeden? Yok abi. Ben buradayım çünkü. Helal olsun. Türkiye'yi satmayız abi biz hiçbir zaman. Satma demeyelim, ayıp olur da. Yok işte abi. Psikolojik ve ekonomik sebeplerden biz, dolayı. Biz hiçbir zaman bırakmayız. Ülkemiz savaşa da çıksa gelir de savaşırız abi. Şunu sormak istiyorum. Sen kendi arkadaşlarınla konuştuğunda gitmek isteyen çok mu? Yok abi. Benim etrafımda çünkü öyle farklı arkadaşlar yok hiç. Güzel. Hiç daha karşılaşmadım. Hükümetin değişmesi ya da değişmemesi önemli değil. Ben her türlü kalırım burada diyorsun. Evet abi. Burası Türkiye. Sağ ol. Sınır kapıları açılsa gitmek evet. ister misiniz? Başka bir ülkeye mi? Evet, başka bir ülkeye. Hayır, gitmek istemem. Kendi ülkemde yaşamayı tercih ederim ve sınır kapılarının açılmasını da istemem. Kendi yaşıtlarımla konuştuğumda şöyle yüzdelik olarak 10 kişiden kaç kişi gitmek istiyor gençlerden? Biraz sanki fazlaymış gibi oluyor. 10'da 9'u gitmek istiyor. Bunun altında yatan sebepler nedir? Gözlemleriniz? Bence işsizlik. Paranın bir değeri kalmadığını düşünüyorum ben. Evet. Ondan dolayı yani. Ama ben gitmem diyorsun. Ben gitmem. Benim yeşil pasaportum var zaten. İstediğim zaman gidip gezip gelebiliyorum yani. Almanya, Hollanda, İzlanda. Yani koşarak giderim abi. Ben giderim abi. Gerçekten. Psikolojik mi, ekonomik mi kardeşim gitmek istemeniz? Her türlü abi. Her türlü. İki türlü de. Yani bankadan bile abi 10 lira çekiyoruz. Kardeşim açık açık soruyorum. Hükümet değişirse yine de gitmek ister misiniz? Ümidiniz biraz canlanır mı? Abi bizden geçti abi ya. Biz gitmek isteriz yani. Hükümet değişse bile çocuklarımıza kalır yani. Bizden geçti. Abi geçen paylaştığın o Mansur Yavaş'ın şeyini izledim. Eğer Mansur Yavaş'ın kazansa onu tekrar ülkede kalırım yani. Mansur Yavaş. Bir tek umudum Mansur Yavaş benim. Sınır kapıları açılsa başka ülkede yaşamak, çalışmak ister misiniz? Tabii ki de abi. Evet. Evet. Sebebi ne kardeşim bunun? Ekonomik mi, psikolojik mi sebebi? Ekonomik abi. Ekonomik abi evet. El verse. Neler yaparız da. Kim gitmek ister ki başka ülkeye normalde tabii, değil mi? Evet. Durumu olsa. Tabii. Benim de öyle çok akrabam falan var yani şimdi yurt dışına falan filan giden. Cidden en iyisini yaptıklarını düşünüyorum ben. Ağzınıza sağlık kardeşim. Teşekkür Umarım ederim. Sizi bu ülkede tutacak bir ümit, umut gelir tamam. bir an önce. Tabii ki. Sağ ol. Hani yurt dışına gitsek bile abi yine Türkiye'ye döneriz tabii ki. Yani temelli gitmek amacım değil benim şu an.